milletvekili adayları oldu. Benim şube başkanlarım, genel merkez yöneticilerim hiçbiri istifa etmedi bakın. Genel merkez, genel başkan yardımcım milletvekili aday olmasına rağmen istifa etmedi. Diğer şube başkanlarımız milletvekili adayları oldular, istifa etmediler. Belki şimdi belediye başkan adayları olacak. Hiçbiri istifa etmeyecek. Zonguldak'ta Nihat Aygün ve ekibi hep ilkleri yapar. Şimdi de bir ilki yapacağım. Bu özel işçilere karşı Adalet Kalkınma Partimizin merkezimi de yora sokmamak, Türk Kızılay Genel Merkezimi de sonra sokmamak için bugünden itibaren Türk Kızılay'ında bir 10 yıllık görevimiz var. Bugünden itibaren bütün arkadaşlarıma ve sizlere Allah'a ısmarladık diyorum. Görevimi bırakıyorum. Ta ki kongreye kadar. Yani aday olayım olmayayım. Bakın aday olup olmamasam da görevimi Allah'ın izniyle bugünden itibaren izine ayrılıyorum. Ocak ayında da, Ocak ayının sonunda da kongremizi yaparak aday olmayacağımı ilan ediyorum. Yeni arkadaşlarımıza devredeceğiz. Onlar yetiştiler, bizle beraberler. 10 senedir, 2 senedir, 5 senedir bizim kadar iyi yapacak olan arkadaşlarımız var. Türk Kızılay'ını onlara bırakacağız. Bugün itibaren zaten Murat Başkanıma bırakıyorum. Kongrede de ben aday olmayacağım. Onlara bırakacağız. Türk Kızılay'ı bundan sonra yine emin ellerde olduğu için, emin ellere yetiştirdiğimiz için onlar bu görevi getirecekler. Rabbim onların da yardımcısı olsun diyorum. Rabbim ben her zaman onların yanında Fahri Başkanıyım, abileriyim. Genel merkezde de öyle. O nedenle Fahri olarak üyeliğim devam edecek. Ama aktif görevlerimi şu andan itibaren Türk Kızılay'ında bırakıyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin diyorum. Hem Zonguldak'ımıza, hem Kızılay'ımıza, hem ülkemize. Politikaya atıldık. Ya olur ya olmaz. Ama biz İyi niyetle çıktık. Hamallığa soyunduk Kilimli'de. Yeniden Kilimli'de bir nasıl diyeyim, yeniden bir şahlanış olsun, Kilimli'ye bir ruh gelsin diye bir aday adaylığına soyunduk. Rabbim hayırlısıysa nasip etsin, hayırsız olacaksa da nasip etmesin. Ben bütün basın mensupları arkadaşlarıma cidden teşekkür ediyorum. Ben bugüne kadar onlarla hep iyi olduk, beraber olduk, abi kardeş olduk. Zaman zaman eleştirileri olmuştur, haklıdırlar. Ama ben hepinize hakkınızı helal edin diyorum.